Günaydın sevgili dostlar. Evde otururken şöyle karşı tarafta dumanlar gördüm. Şimdi ne olduğunu anlamaya gideceğim. İnşallah çok büyük kontrol edilmez bir yangın değildir. Helikopterle müdahale var. Şu anda helikopter su dolumunu yaptı. Sanırım yapamadı oradan. Buradan yapmaya çalışacak. Çok da talihsiz bir gün yangın için. İnanılmaz güçlü bir rüzgar var. Ağaçlardan da anlıyorsunuzdur. Biraz daha yaklaşabilir miyim ona bakacağım şimdi. Araçla bu kadar yaklaşabildim dostlar. Dostlar neyse ki orman yangını değilmiş. Tabii maddi bir zarar. Mopak Dalaman Kağıt Fabrikası'ndaki bir yangınmış. Burada bekleyen bir arkadaş daha vardı. O isim neydi hocam? Hamza. Kağıt fabrikasının kardeşi. Aynen, kağıt fabrikası abi. Dalaman Mopak. Geçen senelerde de olmuş galiba. Biz birkaç senedir burada oturuyoruz ama. Geçen sene de yandı. Böyle 3-4 gün sürdü. Dün itibariyle yine yanıyormuş. Ama söndürememişler. Dünden zaten beri miymiş bu yangın? Dünden beri yanıyor. Dün kontrol altına almışlardı ama yine rahat şey oldu. Kılıçım oldu, harekete geçmiş. Neyse inşallah can kaybı yoktur. Yoktur. Ormana sıçramasın da benim derdim o. Bir de can kaybı olmasın. Gerisinin telafisi var. Hayvanlara ve insanlara zarar gelmesi. Ben o yüzden çok panik yaptım. Teşekkürler dostum, kolay gelsin. Eyvallah. Dostlar çok şükür yangın kontrol altına alınmış. Can kaybı var mı onu bilmiyoruz. O bilgileri edindikten sonra açıklamalar bölümüne yazarım eğer edinebilirsem. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edeceğiz serimize. Birkaç gündür hava sıcaklığı nedeniyle ertelediğimiz bu yolun sertleştirilmesi için gelen çakılların dağıtımı yapılacak. Abi kolay gelsin. Merhaba. İhsan abi tozutmasın diye önce bir suluyor. Şimdi birazdan. Hem de güzel bir serinlik veriyor abi. Böyle buharlaşınca yerden yukarı yukarı. Ben şey diyorum buna, esnaf kliması. Esnafta böyle taşın önü sular ya böyle yazları. Hem arabalardan gelen toz vitrini tozlamasın diye. Biz zaten burayı biraz daha bıraksaymışız abi. Arabayla gire çıka bu kendi kendine dağılacakmış. Birkaç kere de kamyon girdi ya. Şurada bir fazlalık var. Bunu el arabasıyla alalım. Bu dalacak gibi değil. Giriş kısmını alalım onu, değil mi? Aynen. Şeyde sulayacak mısın abi? Şu arka taraftaki yeri. Tamam. Güzel oluyor ha, şık oluyor abi. Daha şimdiden işin rengi bir değişti. Çalışmak güzel. Bakınca güzelleşiyor. Hadi bakalım şimdi az laf çok iş, biraz terleyelim. Burası bitti, çok güzel oldu. Şimdi sırada burası var. Şu arka taraf bizim sınırımız, taşlarla düzlendi. Şimdi üzeri toprakla burada hem zemin olacak ki otoparkımız büyük olsun. Buradan biraz daha gideceğiz. Thank you.
Dostlar bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ertesi günden merhaba sevgili dostlar. Engin ziyaretime geldi. Ortaca'ya gitmesi gerekiyormuş. Canan'ın birkaç siparişi varmış. Nedir dedim. Domates, salatalık, kabak. Dedim ki kardeşim hakaret addederim. Zaten Gamze yok. Bahçemizde bir hasat yapmadık. Dedim ki git al istediğin kadar ne varsa. Şimdi Engin'le beraber hasat yapacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Abi bir kilo salatalık alayım. Sen o zaman. Bizde self servis. Kendin al, kendin ye şeklinde. Çıkarken tartıp bakarız. Ne kadar aldığını. Poşeti ver istiyorsan bana. Önce onu da topla. Giderken onu da doldururuz. Karpuzlar artık yaprakların üstüne çıkmış. Ben geliyorum diyorlar. Vallahi hem de iyi diyor zaten. Maşallah. Bir şey soracağım. Ne zaman toplanır karpuz? Nereden anlarız? Abi rengi değişmeye başlar. Şu alt göbek var ya. Alt göbeği renk değiştirir. Bir de safı böyle hafif olgunlaştığı zaman şey olur. Rengi değişir böyle. Kahverengimsileşir. Şu anda ham daha. Ham evet. Ama bayağı büyük. Bir lira var mı yanında? Bir lira var mı yanında? Arabada var. Tamam. Yok hani ölçüsünü koymak için. Sağ ol kız. Neyse ki bugün birazcık rüzgarlı. Abi rüzgarlı da yine yakıyor. Ama fön makinesi gibi. Allah, fön makinesi gibi yakıyor. Dostum bir kilo gelir mi? Valla kanka elin değmişken sen ne varsa topla. Gitti mi? Tabi sonra karta kaçıyor abi. Tamam. Bak şurada minnak bir tane var. Onlar da kütür kütür oluyor. Küçüklere de acıma. Valla. Aynen. Mı? Al al al. Domatesler biraz pembe ama daha. Tamam. Evet domateslerin biraz vakti var. Ama Engin şunların tadından yenmiyor var ya. Evet. Kanka canım şey yapma. Skopan daha bak gelmiyor. Allah. Onlar da güzel yeniyor. Ekşi ekşi. Gel şuradan kabak da bakalım. Dostlar bakın bunu öğrendik artık. Bırak tohumluğumuz bu. Koparmıyorum. Bak onu almasak işte yarın kartlayacak. Evet. Tohum vardı. Küçük. Bir tohumluğumuz da burada var. Yeter. Bir dünya tohum verir zaten maşallah. İki tane bak. Bir o var. Bir de bu var. Füze gibi. Ya bu ayrı bir keyif. Bu ayrı bir güzellik işte. Tamam herhalde. Tamam. Şimdi tartım işine geçelim. Hesabımızı bırak. Senin hesabına var. Ertesi günden merhaba sevgili dostlar. Sabah hissedilen sıcaklık 45 derecelerin üstünde olduğu için ancak akşam saatlerinde çalışabiliyoruz. Abi kolay gelsin. Baya baya bildiğin yol çalışması gibi bir çalışma oldu abi. Ezildikçe de daha da güzel olacak herhalde. Hadi bakalım şimdi hızlı çekim alıp devam. Şimdi malzememiz bu kadar kaldı. Çakıllı toprağımız. Burada böyle bir arabalık bir yer yaptık. Buraya kadar geldik. Burayı tamamen kapatmayacak. O yüzden burada bırakacağız. Şimdi tulumbanın yanında engebeli bir arazi. Ve çamur olan bir yer var. Burayı şimdi düzelteceğiz. Buraya 3-4 arabayla buraya dökeceğiz.
sen al. Son arabayı da dağıttık. Ağacın dibini de böyle güzel yapmışsın. Göllemelik. Son hali bu. Bir de güzel sularız şimdi abi hepsini. Dünkü gibi. Arabayla hep böyle farklı farklı yerlerden giriyorum ki silindir gibi basılsın. Bir en sağdan, bir en soldan, bir ortadan. Böyle bir güzellik. Şimdi birazdan Barney'i koşturma seansı, arığa sokma seansı, sonra da bahçeyi sulama. Bugünü tamamlayacağız yavaştan. Hadi bakalım. Bekle, bekle. Bekle. Gel oğlum, gel Barney. Abi ısırırma. Kapat. Şaka yaptım. Abi yemezsin beni. Vallahi kırtlayabilir, dikkat edin. Gel oğlum, gel. Koş, koş. Koş, koş oğlum, koş. Koş, at enerjini. Koş. Koş, 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 koş. Koş Barney, aferin. Koş Barney, aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin sana. Koş, yetiş bana. Koş, 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 koş. Aferin oğlum benim be. Aferin sana. Oh, gel Barney, gel. Gel atla buraya. Kızgın kumlardan serin sulara. Arkadaşlar işte köpeği böyle yormak lazım. Köpeğin enerjisini böyle attırmak lazım. Köpeklerin böyle bir fizyolojisi var. Bunlar çok enerjik hayvanlar. Yani köpek bakmak, öyle köpeği alıp eve koymak, sabahtan akşama kadar kapının önüne zincirlemek değil. Bunu yapıyorsanız çok büyük günaha giriyorsunuz. Sadece doyurmak değil, onu sevmeniz lazım, onunla ilgilenmeniz lazım. Onu yormanız lazım, koşturmanız lazım, enerjisini attırmanız lazım. Eğer bunu yapmıyorsanız, tekrar söylüyorum, çok büyük vebal. Düşünsenize, sizi birisi kapının önüne bağlıyor ve güneşin altında bütün gün orada duruyorsunuz, özgürlüğünüz elinizde yok. Bu ölümden beter bir şey bence. Ben ölmeyi tercih ederim. Gel biraz da buraya gir. Burayı da seviyorsun. Gel Barney. Gel oğlum, atla. Atla oğlum, atla. Oh, aferin sana. Güzel mi? Güzel mi lan? Oh maşallah, maşallah. Şimdi eve gidecek, mis gibi mamasını yiyecek, ondan sonra tatlı bir keyif uykusu çekecek. Oh! O böyle mutlu olunca, o böyle rahatlayınca, coşunca inanın kendim yapmış kadar mutlu oluyorum. Hatta daha bile mutlu oluyorum çünkü onlar
Allah'ın aciz kulları, dilsiz kulları. Maalesef insanlar tarafından bütün kötülüklere maruz bırakılıyor. Özgürlükleri ellerinden alınıyor. Söylemek istemiyorum ama maalesef tacize de vuruyorlar. Allah'a havale ediyorum o insanları. Beddua edip kendimi risk altına almak istemiyorum. Ama içimden de etmiyor değilim. Hadi bakalım şimdi yavaştan bahçemize doğru yollanalım ve bahçemizi sulayıp bugünü bitirelim artık.